Habertürk ekranlarından mutlu günler sevgili izleyiciler. Sağlık masasıyla karşınızdayız. Ben Elçin Ateş Ersoy ve sevgili partnerim diş doktoru Erkan Akıllı ile birlikte bugün yine sağlığa dair gündem oluşturmaya devam edeceğiz. Sağlık masasından herkese merhabalar. Bugün dijital diş hekimliğini konuşacağız. Dop dolu bir program sizi bekliyor. Hazırsak başlayalım. Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünkü konuğu Skype bağlantısı yapacağımız diş doktoru Doktor Koray Atik, Manavgat'a, Antalya'ya bağlanacağız bugün Skype'la. Koray Bey merhaba. Merhaba, merhaba. Erçin Hanım, Erkan Bey nasılsınız, kimisiniz? İyiyiz. Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, sizleri gördükten sonra çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün dijital diş hekimliğini konuşacağız Koray Bey sizinle. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Ağız içi tarayıcılar ne şekilde çalışıyor, ne işe yarıyor ve klasik ölçü denetimini tamamen ortadan kaldırdı mı? Şimdi ağız içi tarayıcılar dişler ve diş etlerini birebir bir şekilde tarıyor. Yani aslında çoklu fotoğraf prensibine dayanıyor. Daha sonra kendi özel arayüzlerinde bu aldıkları çoklu fotoğrafı birleştirerek dişlerin ve diş etinin birebir görüntüsünü elde ediyoruz ağız içi tarayıcılarla. Dolayısıyla hata payları sıfıra çok yaklaşmış oluyor. Bunun akabinde de konvansiyonel ölçü dediğimiz, yani işte o ağza kaşık sokup ölçü almak olayı tamamen bitmiş oluyor artık. Yani hemen hemen hiç kullanılmayabiliyor. Güncel teknoloji dahilinde. Koray Bey, tarayıcının yanında bir de 3 boyutlu yazıcılar var, 3D printerlar var. Bunlar diş hekimliğinde hangi alanlarda kullanılıyor? Şimdi Erkan Bey, 3 boyutlu yazıcılar şeffaf plak üretiminde çenelerin modellerinin elde edilip bunların artikülatöre bağlanmasında. Yani artikülatör dediğimiz, önceden işte biz ölçü alırdık. Bu aldığımız ölçüler artikülatör dediğimiz çene hareketlerini taklit eden bir modele bağlanırdı laboratuvar ortamında. Şimdi artık elde ettiğimiz modeller, yani tarayıcıyla elde ettiğimiz modeller tamamen program üzerinde dijital artikülatör oluşturuluyor. Daha sonrasında printer'da çenenin aynı zamanda yan hareketlerini de taklit edebilecek şekilde bir artikülatör elde ediliyor. Dolayısıyla biz tarayıcılarla ilk başta çenenin birebir modelini elde ediyoruz. Bunun yanı sıra da dijital artikülatörle dişlerin aynı zamanda lateral hareketlerini kontrol edebiliyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Laboratuvar hatalarını minimize ediyor. Onun haricinde provalar esnasındaki işte yükseklik, uyum bozuklukları, bunları hemen hemen sıfıra indirmeye yarıyor. Yani bir nevi ondan aslında sonra insan faktörünü ortadan kaldırmış oluyoruz. Kaldırmış oluyor. Aynen öyle. Onun haricinde bu 3 boyutlu printerlarla bizim dişlerin preparasyon dediğimiz hazırlık aşamasından sonra tasarladığımız dişleri geçici diş olarak üretebiliyoruz 3 boyutlu yazıcılardan. Bu da bize ne sağlıyor? Hastaların asıl dişlerden önce o geçici diş reçineleriyle ürettiğimiz modeli direkt ağızda görmelerini, yani aynada asıl dişlerinin boyutlarını, uzunluklarını, enlerini, dudak desteğini görmelerini ve yüksek memnuniyet oranına ulaşabilmemizi sağlıyor. Onun haricinde cerrahi rehber hazırlanmasında kullanabiliyoruz 3 boyutlu yazıcıları. Bu ne şekilde oluyor? Önce gene dişlerden bir tarama ölçüsü, tarama datası elde ediliyor. Bu elde edilen datayı tomografi ile birleştiriyoruz. Ardından implantların geleceği yerler nokta nokta belirleniyor dijital olarak. Hastanın eğer çene kemiğinde herhangi bir kist, enfekte doku yoksa, yani bizim açık flap yöntemiyle o bölgeyi açıp da temizlememize gerek yoksa, hiçbir şekilde dikiş atmaya gerek kalmadan cerrahi gaydı çeneye yerleştirip önceden belirlemiş olduğumuz noktalara implantlar uygulayabiliyoruz. 3 boyutlu yazıcıların genel kullanım alanları bunlar. Onun haricinde tabii yoğun olarak şeffaf plak üretiminde de kullanılıyor. Şeffaf plak üretiminde de öncelikle dişlerin gelmesini planladığımız konumlar hesaplanıyor. Ardından modeller basılıyor. Bu modellerin üzerine de plaklar basılarak
bir ardışık sistem üretmemize aracılık sağlıyor 3 boyutlu yazıcılar. Şunu da sormak istiyorum. Dijital diş hekimliğinde diş üretimi nasıl olur? Dijital diş hekimliğinde diş üretimi, şimdi tarayıcılardan aldığımız veriyi öncelikle bir programa aktarıyoruz. Bu programda dişlerin sınırlarını belirledikten sonra bir tasarım elde ediyoruz. Elde ettiğimiz tasarımı ya 3 boyutlu yazıcılarda geçici diş elde ediyoruz ilk başta, ya da PMMA dediğimiz materyallerle mikrofreze yöntemiyle 5 eksenli ya da işte 4 eksenli CNC makinelerinde kazıyarak bir geçici diş elde ediyoruz. Bu geçici dişi hastanın ağzına uyguluyoruz. Daha sonra hasta dişlerini görüyor. Onay verdiği takdirde aynı tasarım üzerinden biz materyalimizi seçiyoruz. Örneğin zirkonyum tasarlayacağız. Hı hı. Tasarımımız belli. Bu sefer biz zirkonyum bloklar kullanarak önceden geçici diş üzerinde hastanın görmesine olanak tanıdığımız tasarımı zirkonyum bloklara veya cam seramik dediğimiz materyallere aktarıyoruz. Mikrofreze yöntemiyle bu ürünleri elde edip ağza yerleştiriyoruz. Peki bu dijital diş hekimliği smile design işlemlerinde ne gibi katkıları var? Hastalara tatmin etmesinde ne gibi görüntüler, görseller veya modeller uyguluyorsunuz? Şimdi dijital smile design'da biz gene tarayıcıdan aldığımız verileri hasta fotoğraflarıyla birleştirerek öncesinde 3 boyutlu olarak, yani tamamen dijital olarak hastaya hiçbir işlem yapılmadan bilgisayar ortamında gösterebiliyoruz. Bu bir ana taslak oluşturmamıza olanak sağlıyor. Hasta en azından genel hatlarıyla oluşacak olan dişi görüyor. Onun haricinde mockup sistemi yapabiliyoruz. Mockup sisteminde de gene aynı şekilde veriler birleştiriliyor. CAD programlarında, yani tasarım bilgisayar destekli tasarım programlarında bir model elde ediliyor. Bu elde ettiğimiz modelden aldığımız ölçüyü hasta ağzına transfer ediyoruz. Geçici diş materyalleriyle. Dolayısıyla hasta dişler bittiği zaman ağzına takılacak olan dişleri ortalama olarak ağzında daha işleme başlamadan önce görmüş oluyor. Bu da dijital gülüş tasarımının bir parçası. Yani ilk başta bahsettiğim gibi işte PMMA ya da geçici reçinelerle işleme başladıktan sonra hastaya gösterebildiğimiz gibi, bir de işleme hiç başlamadan önce, daha en ufak bir dişi freze etmeden önce mockup yöntemleriyle ya da dijital smile design'la hastaya ağza takılacak dişlerle ilgili çok detaylı bir bilgi vermiş oluyoruz veya ağzında direkt bu dişleri hastamıza göstermiş oluyoruz. Bu konuları da bize olanak sağlıyor. Koray Bey, kapanış bozukluklarında dijital hekimliğin ne gibi avantajları var? Şimdi klasik hekim muayenesinde biz dişleri hasta ısırdığı zaman dış tarafından görebiliyoruz. Yani dil tarafından, yani iç tarafından ya da damak tarafından görme şansımız yok. Dolayısıyla önceden yapılmış olan restorasyonlar, uyumsuz restorasyonlar ya da uyumsuz dolgular. Mesela önceden bir dolgu yapılmış ve karşıt dişle iç tarafı temas etmiyor olabilir. Hasta yıllardır bunu kullandığı için bu kötü şarta adapte olmuş ve bu durumun farkında olmayabilir. Şimdi hekimin normal klasik muayenede bunu anlamasının aslında tek ideal yolu konvansiyonel ölçü alıp az önce bahsettiğim artikülatör dediğimiz modellere bağlayıp içini incelemesi. Bu da standart bir muayene için çok uzun bir yöntem. Dolayısıyla dijital tarayıcılar bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Biz dijital tarayıcıyla alt ve üst çeneyi taradığımız zaman aynı zamanda kapanış ilişkilerini de tarayabiliyoruz. Biz kapanış ilişkilerini taradıktan sonra 3 boyutlu olarak bütün çenenin akslarını, bütün detaylarını hem içten hem dıştan detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla kapanış bozukluklarını yaklaşık 3-4 dakika içerisinde tarayıcı verilerini sonuçla birleştirerek hemen analiz etmiş oluyoruz. Buna göre de farklı tedavilere yönelebiliyoruz. Bir nevi hastanın aslında doğal kapanışını, oklüzyonunu sağlamamızda 3 boyutlu olarak bize destek veriyor. Bilgisayar ortamında görebiliyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Evet.
Koray Hocam peki bu inlay, onlay, overlay nedir? Biraz bilgi verebilir misiniz? Bizim eski tip kompozit dolgunun aralarındaki farklar nelerdir? Niye tercih ediliyor? Şimdi kompozit dolgular biliyorsunuz aslında adaptasyonu çok güçlü dolgular. Hı hı. Biz çok da severek yapıyoruz. Lakin eğer ki özellikle çürük diş etinin altına iniyorsa burada çok ideal bir kontak sağlamak ya da kanamaya sebebiyet veren durumlarda bu kanı izole edip diş etiyle mükemmel uyumda bir restorasyon yapmak imkansız değil ama zor. Şimdi dijital sistemlerde biz çürüğü temizledikten sonra tarayıcı ile ölçü alıyoruz. O çürüğün temizlendiği yüzey dolayısıyla bizim tasarım ekranımızda direkt çıkıyor. Daha sonrasında biz o oluşmuş olan kaviteye, bizim açmış olduğumuz boşluğa bir tasarım dolgu oluşturuyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz tasarım dolgu diş ve diş etleriyle mükemmel bir uyumda oluyor. Çünkü bizim normalde dolguyu o bölgeye kondanse ederken görme olasılığımızın olmadığı bütün kısımlar CNC makinelerinden çıkıyor, üretiliyor. Biz sadece bunları o kavitelere adapte ediyoruz, yapıştırıyoruz özel siman materyalleriyle. Dolayısıyla muhteşem bir diş eti uyumu ve muhteşem bir gözükmeyen kısımda kontak oluşturmuş oluyoruz. Koray Bey, şeffaf plak durumunda sadece ağız içi tarayıcılarla ölçü almak yeterli mi? Şeffaf plaklarda ağız içi tarayıcılarla ölçü almak yeterli. Bu aynı zamanda bize ciddi bir şekilde zaman kazandırıyor. Hı-hı. Şimdi şeffaf plaklarda yurt dışı firmalarında gene biraz daha kargo süreleri kısa. Yalnız yurt dışı firmalarında kargo süreleri çok uzuyor. Yani ölçü alıyoruz, o ölçü kargolanıyor yurt dışına. Ondan sonra oradan tekrar kargo geliyor. Bu ciddi bir zaman kaybına sebep oluyor. Ama dijital tarama yöntemlerinde dünyanın neresine biz bu ölçüyü yollarsak yollayalım, 2 dakika içerisinde hemen tasarımı açık hale geliyor. 3 boyutlu olarak şeffaf plaklar üretiliyor ve bunlar bize kargolanıyor. Koray Bey, peki dişlerini düzeltmek için muayenehanenize başvuran bir hastayı süreçle alakalı bir bilgilendirebilir misiniz? Hani ne kadar sürede, kaç adımda, tedavi ne kadar, maliyeti, bunları biraz anlatabilir misiniz şeffaf plakla alakalı? Şimdi şeffaf plak sisteminde ilk başta 3 boyutlu ölçü alınması gerekiyor. Bu alınan ölçü daha sonrasında detaylı bir analiz yapılıyor bu ölçü üzerinden. Bu detaylı analizde hastanın kaç tane plak kullanacağı, tedavinin toplamda ne kadar süreceği net bir şekilde belli oluyor. Burada sadece hasta adaptasyonu önemli. Bu plakların gün içerisinde 22 saat ağızda kalması gerekiyor. Eğer zaman konusunda hasta adaptasyonu sağlanırsa plaklar başta vaat edilen seviyeye dişleri getiriyor. Maliyet değişken bir şey. Bunun için hastaların hekimlerine muayene olması gerekir. Hekimleri en doğru bilgiyi kendilerine verecektir. Tedavi süreci bunu etkiliyor tabii ki. Peki implant tedavisinde, yani implant tedavisinde dijital diş hekimliğinin ne gibi avantajları var? İmplant tedavisinde cerrahi guide sistemleri çok yaygın kullanılıyor. Hı hı. Bizim tomografi ve tarayıcı datalarını birleştirerek oluşturmuş olduğumuz cerrahi rehberleri hiçbir açık flap yöntemine gerek kalmaksızın, bistürü bile kullanmaya gerek kalmaksızın implantları istediğimiz konumlara yerleştirebilmemizi sağlıyor. Ama olay aslında implantı yerleştirmek değil, implantı uygulamak değil, temiz bir yüzey elde etmek. Yani öncelikle sağlıklı bir kemik dokusu olması lazım ki bizim implantımız kemikle bir primer stabilizasyon sağlayabilsin, kemikle iyi bir kontak kurabilsin. Bunlar için de bizim çoğu zaman o bölgeyi görüp temizleyip daha sonra implantları yerleştirmemiz gerekiyor. Ama genç bir bireydir, diş çekildikten sonra doktor o bölgeyi düzgün bir şekilde temizlemiştir, düzgün bir iyileşme olmuştur. Bu durumlarda cerrahi guide'lar çok rahatlıkla kullanılabilir. Çok güzel bir sistem aslında.
hiç dikişe bile gerek kalmadan bu bölgelerde iyileşme sağlanabilir. Ama her hastaya az önce bahsettiğim sebepten dolayı cerrahi guide sistem bile implant yapılamaz. Peki Koray Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Antalya'ya, Manavgat'a sevgiler gönderiyoruz. Çok Koray sağ olun. Ben teşekkür ederim. Koray Bey'e vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlık Masası'ndan herkese sağlıklı, mutlu günler dileriz. Sevgili izleyiciler, Sağlık Masası'nın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.